hastayla ilk görüşmemizde ve muayenede özellikle sorguladığım konulardan bir tanesi yakın tarihli bir gebelik planı olup olmaması. Bu özellikle doğurganlık dönemindeki hanımlar için geçerli bir konu. Elbette ki menopoz sonrasındaki gelen hastalar için geçerli değil. Ancak eğer yakın zamanda bir gebelik planlaması yapıyorsa ameliyatın gebelik sonrasında hatta emzirmeden sonra, emzirmenin bitiminden sonra bir yıllık süreden sonra yapılmasının uygun olduğunu söylüyordu. Bu ameliyatlarda cinsel aktif dönemde ve gebelik geçirebilecek kişilerde dikkate aldığımız iki önemli husus var. Birisi süt verme kabiliyetinin devam ettirilebilmesi, bir diğeri de meme uç duyarlılığının olabildiğince korunabilmesini sağlamak. Yapılan teknikler bu konuda oldukça iyi sonuçlar almamızı sağladı. Meme ameliyatı, küçültme ameliyatından sonra hastaların gebelik ve hamilelik gebelik sürecinden sonra süt verme kabiliyetinin devam ettirdiğini gözlemlemekteyiz.